Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz berenin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Ben çok severek gördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. Yapılışı çok kolay, çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Sadece trabzanlardan oluşan bir model. Bu bereyi en fazla bir günde yapabilirsiniz. Çok hızlı ilerliyor. Şöyle ön arkalı göstermek istiyorum. Bakın arka tarafı bu şekilde. Yapılışı çok basit dediğim gibi. Yeni başlayanlar bu modeli örebilir. Hemen hep birlikte beremizin yapılışına başlayalım. Bereme başlamadan önce kanalıma destek için ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok istek olursa boyunluk olarak da yapmayı düşünüyorum. Takım olarak yapmayı düşünüyorum. Belki eldiven olarak da yaparım. Üçlü set olarak. Hemen hep birlikte beremizin yapılışına başlayalım. İpimi göstereyim şöyle arkadaşlar. Himalaya Anti Peeling Everday Bebelux şöyle 5 numara 3 milim tığ ile öreceğim. Siz de elinize yatkın olan tığ ile örmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hep birlikte berimizin yapılışına başlayalım. 11 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane zincir çektim. Bir dil ikinci zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci zincirin içine bir sık iğne. Üçüncü zincir içine bir sık iğne. Dördüncüye bir tane sık iğne. 6 7 8 9 10 Toplamda 10 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle zincir gibi duruyor baktığımız zaman. Hemen yukarıdaki aradan batıyorum. Bakın zincir arasından batıyorum. Dış kanadı alarak bir sık iğne. Bir sonraki zincir arasına bakın. Batıyorum. Dış kanadı alarak bir sık iğne. Sıradaki zincir arasına batıyorum. Bir sık iğne. Bir sonraki zincir arasına dış kanadını alarak batıyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar dış kanatlarından batarak birer tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle dış kanadına batıyorum sık iğne. En son köşeye batıyorum sık iğne. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar döndüm. Bakın yine zincir görünümü var. Hemen birinci zincir arasına batıyorum. Dış kanadı alıyorum sık iğne. İkinciye batıyorum sık iğne. Üçüncüye batıyorum sık iğne. 4 5 6 7 8 9 en son köşeye batıyorum arkadaşlar. İkisini bir alıyorum. 10. Tekrar bir zincir çektim ve döndüm. Bakın. Lastik görünümü almaya başladı. Tekrar bir zincir çektim bakın. Yine zincir görünümü var. Dış kanada alıyorum sık iğne. Sıradaki zincir arasına batıyorum. Dış kanadı alıyorum sık iğne. Dış kanadı alıyorum sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Lastik kısmımız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Toplamda 40 ile 45 santim arası yapacağım. Ben lastiği tamamlayıp kaç santim yaptığımın ölçüsünü sizlere vereceğim arkadaşlar. Bir zincir çektim ve döndüm. Bakın yine dış kanada batıyorum sık iğne. Dış kanada batıyorum sık iğne. Sıra sonuna kadar dış kanatlarını alarak sık iğnelerimi tamamlıyorum. Tekrar söylüyorum 40 ile 45 santim arası lastik yapacağım arkadaşlar.
Bir zincir çektim. Bakın lastik görünüm devam ediyor. Tamamlayıp hemen geleceğim arkadaşlar lastiğe. Lastik kısmını tamamladım arkadaşlar. Şöyle ölçelim hep beraber. Bakın toplamda ben 40 sıra ördüm. Bu 40 sırayı şöyle göstereyim diğer ucunda arkadaşlar. 40-41 santim kadar. Bu 40 sırayı arkadaşlar 1 ile 3 yaş arası çocuklar için, bebekler için kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. 4 yaşa da olur arkadaşlar. 40 ile 45 santim ara 40 ile 45 santim arası 4 ile 8 yaş arası çocuklar için yapabilirsiniz. Bu şekilde sayılarımı verdim. Daha büyük sayı isterseniz yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar tekrar yardımcı olurum. Hemen şuradan bakın. En baştaki ilmekleri batarak bakın birleştirme yapacağım. Şöyle kaydıracağım arkadaşlar. Kaydırarak yukarıya doğru geliyorum. Her araya, her sık iğne arasına bir kez batarak yukarıya kadar tamamlıyorum. Şöyle birleştirmeyi yapalım. Bir zincir çektim ve şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Bakın. Belli etmiyor. Şimdi her araya bir tane sık iğne yapıyorum. Örgümüz düzgün dursun diye bir sıra sık iğne üzerinden sonra desenime başlayacağım arkadaşlar. Örgüme başlayacağım. Sıra sonuna kadar şöyle sık iğnelerimizi yapalım. Başlangıç kısmına kadar. Şöyle sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Köşeye kadar geldim. Başlangıç kısmına kadar. En baştaki sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle kaydırdım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başını aldım. Hemen ikinci sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzan. Sıradaki sık iğne üzerine bir tane ikili trabzan. Sıradaki sık iğne üzerine bir ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar her sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Trabzanlarınız arkadaşlar yaparken 8 ve katarından oluşacak şekilde yapın trabzanlarınızı. Baktınız ki en son trabzan sayınız 3 ya da 4 tane eksik çıktı. Aralara birer tane arttırma yapabilirsiniz. Mesela 10 tane ya da 15 tane trabzan yaptıktan sonra bir tane arttırma yani bir tane sık iğne üzerine 2 tane trabzan yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11'i yaptım. Örnek olarak göstereceğim. Bakın. 12'ye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. 8 ve katlarından oluşması gerekiyor. Yoksa desenimiz bozulabilir arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı tamamlayalım. Sonra hep birlikte kaldığımız yerden devam edelim. Köşeye kadar trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. En başta 3 tane zincirim var. 3. zincirin içine şöyle kaydırıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Başını aldım. Bakın birinci trabzanımı şöyle tersten alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı yine tersten alıyorum. İkili trabzan. Üçüncü trabzanımı tersten alıyorum. 4 5 6
Toplamda 6 tane yaptım. Şimdi 7.'yi bakın şöyle önden alarak yapıyorum. 7 ve 8. 8'i de önden alıyorum. 6 tane ters, 2 tane önden alarak düz trabzan yapıyorum. Başını aldım tekrar. 6 tane ters trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'i önden alıyorum. 7 8. Ben şu aradaki trabzan sayısını 6 yaptım. Fakat siz isterseniz 7 ya da 8 tane de yapabilirsiniz. 8'den fazla olmasın. Arası çok boş kalmasın arkadaşlar. Şimdi 8. yaptıktan sonra tekrar tersten yaparak 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. Yine tersten alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın belinden batarak ikili trabzan yapıyorum. 8. önden alarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Bakın burada 3 tane zincirim var. Yine 3. zincirin içine kaydırıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar bu 6 tane ters olan trabzanımı yine ters yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Düz olanları yine düz yapıyorum. Bakın. 1 2 Tekrar ters olanları ters yapıyorum. 2 3 4 5 6 Düz olanları düz yapıyorum. 1 2 Bakın. Tekrar sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Belimiz bitene kadar, yani üst kısmına kadar, uzunluğu bana yetene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Üstünü tamamlayalım arkadaşlar. Her sırada ters olan 6 tane trabzanı ters yapalım. Düz olan 2 tane düz yapalım. Ondan sonra son sıramızda kaldığımız yerden hep birlikte devam edelim. Evet, istediğim boyuta gelene kadar ördüm arkadaşlar. Toplamda 21 sıra ördüm. Şöyle sayalım hep beraber. Şu trabzan sırasıyla beraber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bakın şu da 21 oluyor. Bu sıradan sonra 200 sıra eksiltme yapacağız arkadaşlar. Hemen eksiltmemize başlayalım hep beraber. İki tane zincir çektim bakın. En baştaki trabzanımı şöyle belinden alıyorum. Bir şöyle göstereyim arkadaşlar. Başını bir kez doluyorum. Trabzanı şöyle tersten aldım. İlmek aldım. İki çıkardım. Bir bıraktım. Başını aldım. Sıradaki trabzanımı tersten alıyorum. 2 çıkardım. 1 bıraktım. 3 ilmeği beraber topluyorum. Şimdi kalan trabzanlarımı normal bir şekilde tersten alarak yapıyorum arkadaşlar. Düz olanları yine düz yapıyorum. Bakın. Önden alarak yapıyorum. Bakın burada 6 tane trabzanım var arada. 5'e düşürüyoruz. Tekrar göstereyim. Bakın. Birinci trabzanımı tersten alıyorum. 2 çıkardım, 1 bıraktım. Başını aldım. Sıradaki trabzanımı tersten alıyorum. 2 çıkardım, 1 bıraktım. Üçünü beraber topluyorum. 2 trabzandan bir tane trabzan çıkarmış oluyorum arkadaşlar. Tekrar 1 2 sıradaki 3 4 2 tane de eksiltme yapmıştım. 6 arkadaşlar. Öndekileri yine düzgün bir şekilde önden alarak yapıyorum. Başını aldım. Sıradakini tersten alıyorum. 2 çıkardım, 1 bıraktım.
Başını aldım sıradakini. Alıyorum, iki çıkardım. Bir bıraktım, son ilmeklerin hepsini tek seferde çekiyorum. Evet, bu şekilde köşeye kadar eksiltmemizi yapalım arkadaşlar. Köşeye kadar geldim arkadaşlar. Bakın en baştaki iki tane trabzan bir toplamıştım. Tepesine kaydırarak sık iğne yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum burada. Bakın iki trabzanı bir toplamışım. İkisini bir alarak şöyle tersten alarak ilmek aldım. İki çıkardım, bir bıraktım. Hemen yanındaki trabzanı tersten alarak şöyle iki çıkarıyorum. Bir bıraktım. Üçünü tek seferde topluyorum. Aradaki trabzan sayımız 5'e düşmüştü. Bu sıramızda 4 oluyor arkadaşlar. Bakın aradaki öndeki trabzanlarımızı yapalım. İki tane önden yapıyoruz. Bakın şurada iki tane trabzandan bir trabzan çıkarmıştık. Şu eksiltme yaptığım yere geliyorum. İkisini bir alıyorum. İki çıkardım, bir bıraktım. Sıradaki trabzanımı alıyorum. İki çıkardım. Son ilmeklerin hepsini tek seferde topluyorum. Yine burada bir tane eksiltme yapmış oldum. Bu sıramızda tekrar söylüyorum. Trabzan sayımızın 4'e düşmesi gerekiyor. Bu bir. Eksiltme yaptığımız için 1, 2, 3, 4. Öndeki iki trabzanı yapıyorum şimdi. Tekrar gösteriyorum hemen. Başını aldım. Şuradaki trabzanlarımı tersten alıyorum. İki çıkardım, bir bıraktım. Hemen yanındaki trabzanı alıyorum. İki çıkardım. Üçünü tek seferde çıkarıyorum. Tekrar kalan 3 tane trabzanımı yine tersten örerek devam ediyorum arkadaşlar. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Aradaki trabzan sayımız 1'e düşene kadar eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım. Köşeye kadar geldim yine. Eksiltme yaptığım yere geldim hemen. Kaydırdım. İki tane zincir çektim. Başını aldım. Yine tersten alıyorum. İki çıkardım, bir bıraktım. Bir sonrakini tersten alıyorum. İki çıkardım, bir bıraktım. Üçünü tek seferde topluyorum. Bu sıramızda trabzan sayımız 3'e düşüyor arkadaşlar. İki tane önden olan trabzanımı yapıyorum. Bir, iki. Başını aldım. Bakın tersten iki tane trabzanımı alıyorum. Eksiltme yapmıştım. Kapatmıyorum. Sıradakini alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bu bir oldu. İki, üç. Öndeki trabzanlarımı yapıyorum şimdi. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Bir tane düşene kadar, yani şu aradakiler bitene kadar eksiltmemizi yapalım. Üzerine iki sıra daha öreceğim. Ondan sonra yani bu sırayı bitirdikten sonra iki sıra daha öreceğim arkadaşlar. En son dikeceğiz üst kısmını. Bitirip hemen dönüyorum. Evet, son sıramı da ördüm bakın. Her şöyle çift trabzan arasında bir tane trabzanım kaldı. Şimdi bakın şöyle şu kadar daraldı. Hemen iki trabzan atlıyorum. Diğer iki trabzan arasına şöyle iğnemi geçiriyorum. Şöyle birkaç tane araya batacağım. Diğer başa kadar 2-3 tane trabzan atlayıp şöyle aralara batıyorum arkadaşlar. 3 trabzan atlayıp araya batabilirsiniz iğneyle. Başlangıç kısmına kadar geldim şurası. Şimdi ipimi şöyle çekiyorum. Bakın tamamen toplandı. Birkaç araya hemen batıyorum. Sonra üzerine pompon dikeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle diktikten sonra göstereyim. İki tane pomponum var. Bir tanesi gri, bir tane kahverengi tonlarında. Her iki renk de yakışıyor fakat ben şu kahve tonu olanı konuşamadım. Daha çok yakıştırdım. Aslında gri de yakışıyor arkadaşlar. Kararsız kaldım. Şimdi şunu hemen
Üzerine dikeceğim arkadaşlar. Ben pomponumu üzerine dikip geliyorum hemen. Sperem bitti arkadaşlar. Üzerindeki pomponu da diktim. Şöyle göstereyim her iki tarafını. Yapılışı çok kolay. Bir günde yapabilirsiniz bu bereyi arkadaşlar. Bereyi beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz kanalıma destek için bu videodan sonra ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beğen ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.